Evet, canlı yayındayız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Recep Bey ile beraberiz. Sabah erken saatlerde yanına geldik ve turizmdeki gelişmeleri kendine sorduk. Neler oluyor diye hemen başlayalım. Hemen aklına hemen korona geliyor. Evet, gündemde korona var tabii. Dünya genelinde çok ciddi bir şekilde turizm hareketliliğine etkileyen bir hareketle karşı karşıyayız. Hızla yayılıyor. Hepimiz takip ediyoruz. Özellikle Avrupa'ya sıçraması, İtalya vakası daha da gündeme taşıdı. Bütün ülkeler tedbirlerini alıyor. Herkesin beklentisi işte önümüzdeki aylarda bunun azalarak sona ermesi gibi. Ama görünen o ki tedbir alınmazsa yayılması da durdurulmuyor. Çin'de 70 bin hastalık bulaşmış insan var. İnsan da sosyal bir varlık. Mutlaka. Devamlı hareket halinde birileriyle görüşüyor, konuşuyor. Bu yüzden durdurulması hakikaten çok kolay olmayan bir yani sınırları kapatmak gibi bir radikal çözüm gerekiyor. Dün gece bir İtalyan Fransa sınırına geçerken durduruldu örneğin. O yüzden tabii daha önce buna yakın kuş gribi vesaire gibi olaylarla karşı karşıya kalmıştı turizm ama ölüm vakasının bu kadar yüksek olduğu ve kontrol altına alınmasının bu kadar güç olduğu bir vaka ilk defa başımıza geldi. Türkiye'de gereken tedbirleri alıyor. İşte İran konusunu duymuşsunuzdur, sınırları. Havaalanlarındaki kontroller yapılıyor. Fakat gerçekten kontrol edilmesi ve tespit edilmesi çok zor bir durumla karşı karşıyayız. Bunun tabii turizmi çok etkilediği hepimizce malum. Özellikle turizmin %90'ı uçakla gerçekleşiyor. Uçaklara olan talebin azaldığını iyi kötü herkes fark etmiştir. Seyahatte en önemli dönemlerdeyiz şu anda. Şubat, Mart ayları işte karar verilen, seyahatin belirlendiği günler. Ama şu anda sanırım birçok kişi dur bakalım ne olacak, bunun sonu nereye varacak diye bekliyor. Özellikle mesela Avrupalı uzak destinasyonlara giden turistler, işte Avrupa'dan Avustralya'ya gidenler, Asya'ya gidenler o tatillerinin rotasını değiştirmiş durumda. Duyduğum kadarıyla işte Kuzey Afrika'ya, Fas'a veya işte İskandinavya'ya yönlendiler. Onun dışında uzun uçuşlar kısa uçuşlara döner gibi oldu sanki. Bizim ülkemizi nasıl etkileyecek Aynen, ben de onu soracaktım. diye aklımızdan hepimiz geçiriyoruz. Bütün dünya gibi biz de gelişmeleri izliyoruz ve sanırım bu soracağın sorunun cevabını da verebilecek çok az kişi vardır. Çünkü gelişmeler o kadar değişik boyutlara çekilebiliyor ki bir takım şeyleri öngörmek ve onun hemen alternatifini yaratmak veya çözüm bulmak, tedbirini almak çok mümkün olmuyor. O yüzden tedbiri elden bırakmayıp hiçbir şey olmayacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıp süreci götürmeye çalışmak zorundayız hep beraber. Sayısal bir değer var mı? Yani azalıyoruz mu, çıkıyoruz mu veya nedir şu andaki durum? Yani dün açıklanan verilere göre Ocak ayı sayıları iyi geçti ama korona biliyorsun Şubat'ın başında çıktı. Yani Şubat ve Mart aylarında örneğin çok net bir sonuç Nevruz iptalleri olacaktır. Özellikle Antalya bundan çok nemalanıyordu biliyorsun. Şimdi Şubat ayı sonundaki rakamlar tahminimce bu kadar yüksek gelmeyebilir. Bunların hepsini koronayla açıklayabiliriz. Uzun sürmezse yani Kimse de bilmiyor tabii ne zaman, ne kadar sürecek, ne evet, olacak, ne bitecek. uzun sürmezse ve tedbir alınıp çok gündemde kalmazsa çok az bir hasarla atlatırız diye düşünüyorum. Yani bize eksi mi yazar, artı mı yazar hep soruyorlar dışarıda bunu. Acaba ne olur sizce? Yani o artı yazma konusu biraz bence işin çok şey boyutu, realist olmayan bir boyut. İşte oraya gitmezler de buraya gelirler falan. Bu insanoğlu şu anda bir yere gitmemeyi düşünüyor. Yani oraya gitmeyeyim de buraya gideyimden ziyade. Yani onun getireceği çok büyük bir artı olacağını zannetmiyorum. Dikkatli olmak lazım bence. Yani İtalya'dan sanırım bilgiler alıyorsunuz.
Evet, İtalya'nın dünden beri İtalya hakikaten çok sıkıntılı günler geçiriyor. Bu sabah da haberlerinde neredeyse karantinaya alınan 20-25 tane şehirleri var. İşte Vatikan'daki otelcilerle röportajlar yapıldı. Oteller boşaltılmaya başlandı. Zaten uzak doğullar gitmez oldu. Yani İtalya Avrupa'nın kalbinde, göbeğinde bir Avrupa ülkesi. Orada böyle oluyorsa ve bütün tedbirlere rağmen işte 7 kişi öldü ve 80 kişi de virüs bulaştığı tahmin ediliyor. Bu işin ne kadar gerçekten zor olduğunu, yani sabah seyrettiğim bir iki yayın vardı. İtalya'daki marketler kapılarını açmadılar mesela. Halk marketin önüne gelmiş, alışveriş yapmak istiyor. Ama kapısını açmıyorlar. Çünkü bir tehlikeli, rizikolu bir durum olduğundan dolayı. Ciddi bir durum var diyorsunuz. Evet. Peki korona böyle. Onun dışında Antalya turizminde neler oluyor? Sanırım 2020 Patara yılı biraz daha böyle bir hareket kattı bölgemize. Neler oluyor? Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu uygulama çok, bence çok doğru bir uygulama. Ben eski bir rehber olarak kültürel değerlerimizin turizmle birlikte sunulmasından aşırı memnunluk duyan bir insanım. Patara'da olması bizim için ayrı bir kazanç. Yani evet, İshakpaşa Sarayı da gündemdeydi veya Kapadokya da gündemdeydi. Ama hepsi bizim değerlerimiz. Yalnız ben orada şöyle bir öneri getirmek isterdim. Bizim çok kültürel değerimiz var Halil Bey. Yani en az 300'ün üstünde gezilen müze ve öğren yerimiz var. Bakanlığın ilan ettiği. Her sene bir tane ise 300 sene mi bekleyeceğiz? Yani bunu biz her sene bir değil, birkaç tane, birkaç tane, evet, birkaç tane bölge, her bölgeden bir tane bir şehri seçerek hepsini gündeme taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Patara biraz ani oldu, biraz hızlı oldu, biraz da hazırlıksız oldu gibi geliyor bana. Tabii bunu Havva Hoca ile konuşmak lazım. Ama herkes çok mutlu oldu en azından bu karara. Ve sanırım etkinlikler olacaktır. Benim buradaki tek önerim etkinliklerin sadece kendi içimizde kalmaması. Patara'yı yurt dışında da tanıtabilecek bir takım projeler yapılmalı diye düşünüyorum. Peki geçen yıl nasıl geçti siz? Geçen yılı konuşalım biraz. Geçen yıl sayısal olarak iyi geçti. Şu demode lafı kullanmayayım. Kazançlar düşüktü. Sayılar iyiydi demeyeyim. Yani, evet. Ama kazançlar zaten düşüktü. Kazançlar ondan önceki yılda düşüktü. Ondan önceki de yılda düşüktü. Yani biz 2014 yılında 800 dolara yaklaşık bir gelir. Ben bu düşmenin sadece gelirlerin düştüğünden olduğunu düşünmüyorum. Bu düşüşün büyük olasılıkla gelen portföyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani 4 milyona yakın Bulgar ve Gürcistan'dan gelen turistimiz var. Bunu da o sayıya dahil ettiğimiz zaman, bunların kimisi tek günlük, kimisi iki günlük konaklamalı. Bunu da dahil ettiğimiz zaman o gelir çok sayıya bölünüyor. O yüzden biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum. Dünya Turizm Örgütü 5 gecelemeyi şart koşuyor. 5 geceleme dışındakileri alışveriş, günübirlik ziyaret statüsüne koyuyor. Böyle tutulabilir belki. Ne bileyim işte 45 milyon 5 gecelemeli ve üstü gelmiş olabilir. Artı 6 milyon da günübirlik gelmiş olabilir. O zaman geliri 45 milyona bölmek biraz daha bence bizim gelirimizin bu kadar düşük olmadığını gösterir. Ama onun dışında da zaten biz de Avrupa'daki bence en ucuz tatil destinasyonuyuz. Sunduğumuz hizmetlere göre. Ama tercih edilme nedenimiz de bu. Bundan dolayı da işte rekorlar kırarak 51 milyon turist ağırladık. Peki bir şey soracağım. Yani hep sorulan bir soru. Gelen misafirin kalitelisi, kalitesizi sizce nedir? Kaliteli misafir, kalitesiz misafir. Ben onu çok ayıp buluyorum Halil'ciğim. Yani bir insan bütün kış çalışıp yazın işte bir hafta bir yere gidip tatil yapmak istiyor. 3-5 ne bulmuş, biriktirmişse, cebinde ne varsa. Şöyle söyleyeyim. Mesela cebinde 50 euro olan bir öğrenci kalitesiz bir insan. Yani. Gidip Efes'i görmek istiyor mesela. Ve onun için gelip en ucuz otellerde kalmak zorunda kalıyor. Avrupa'daki insanların veya Rusya'dakini de sayalım.
Dünyanın nüfusunun kaçı zengin ki biz hep çok zengin insanlar gelsin istiyoruz. Turizm sadece zengin insanlarla olmuyor. Zaten zenginlerin ayrı dünyaları var. Turizm kitle hareketi. Kitleye hitap etmemiz gerekiyor. İtfaiyeci de gelecek, öğretmen de gelecek, işsiz olan da gelecek, işli olan da gelecek, fabrikatör de gelecek. Herkes gelecek ve siz o ülkenize gelen insana diyorsunuz ki bu çok kalitesiz. İnsan kaliteli canım. İnsan sadece parasını ben Efes'i göreceğim veya işte ben geldim bir kültür turu yapacağım. Paramı oralarda harcayacağım evet, diyor. Bu arada canlı yayını kontrol edelim. Öyle mi? Evet. 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 Evet, buradan devam edelim sizde. Evet. Yani o yüzden bu nitelemenin yüz kızartıcı, özellikle Türkiye gibi misafirperver bir ülkede yüz kızartıcı olduğunu düşünüyorum. Ha, ekonomik durumu zayıf, ekonomik durumu orta, ekonomik durumu yüksek olan insanlar olabilir. Ama bunlara kaliteli kalitesiz sınıflandırması doğru olmaz. Örneğin ben işte Rodos'a gidiyorum, Girit'e gidiyorum. Sırt çantasında insanlar geziyor ve her gün bir pansiyonda kalıyorlar. Bunlar kalitesiz mi veya almasınlar mı onları? Yani bu siz ürününüze göre gelip kaliteli denilen, doğru bulmadığım çok iyi otellerde yüksek fiyata konaklayan insanımız da olacak. Gelip işte Antalya'da herhangi bir pansiyonda geceleyerek az parayla çok şey yaşamak isteyen insanlar da olacak bu dünyada. Yani gelen misafirin biz daha çok şuna takılıyoruz galiba, esnaf boyutuna giriyoruz daha çok. Yani alışverişine giriyoruz bu işin. Alışveriş yaparlarsa kaliteli, alışveriş yapmazlarsa kalitesiz gibi böyle bir değerlendirme çıkıyor ortaya. Yani bana Girit'te birisi söylemişti geçen gittiğimde, sadece magnet satıyorum ben dedi. Magnet alıyorlar dedi. Yani adamın koskoca dükkanı var ama o onunla mutlu. Öyle bir hareketi olmasınla mutlu. Magnet alan da olacak. Gelip orada bakır tepsiyi alan da olacak. Yani bunu herkes kendi gücü kadar. Ve dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı orta halli ve orta halin üstünde. 1,5 milyar insan geziyor ve 1,5 milyarın 1.350 bini orta halli. Ve onların da işte 350 milyonu, onların da 50 milyonu bize geliyor olabilir. Yani bunu, bu sınıflandırmayı artık kesinlikle terk edip bizim turiste misafir olarak bakmamız gerekiyor. Peki Antalya'nın turist profili değişiyor mu? Nedir son durum? Yani hep Almanları önde biliyorduk, daha sonra Ruslar öne geçti. Yani daha çok son dönem işte Polonyalılar, Orta Avrupa'dan biraz daha yoğunluk ortaya çıktı. Nasıl görüyorsunuz? Şu anda profilde durum nedir? Evet, çeşitleniyor tabii. Yani ben 1987 yılında geldim Antalya'ya. Sadece Alman ve Avusturyalı vardı. Şimdi 60 ülkeden insan gelip burada tatil yapabiliyor. O çeşitleme mutlaka var ama değişmeyen bir şey var tabii 30 senedir de. Bizim bir her şey dahil gerçeğimiz var. Bu her şey dahil olduğu müddetçe o ülkelerden her şey dahil isteyenleri hep çekeceğiz. Ama Rusya'dan, ama Almanya'dan, ama İtalya'dan, ama Fransa'dan hep her şey dahili arzu eden, talep edenler gelecek. O yüzden ülkeler, belki kaynaklar değişiyor Halil, ama şey değişmiyor. Talebe olan şey, yani Aspendos için Antalya'ya geleni bulamıyoruz biz. Ama her şey dahil için geliyorlar. Peki son bir soru daha sorayım. Son demiştim ama evet. Bu müzelere neden bu kadar ilgi az? Bu da işte az önceki konuştuğumuz konuyla ilgili. Birincisi talep yaratamıyoruz. Yani sistemimiz öyle ki, o ben her şey dahile karşı değilim ama her şey dahilin tasnif edilmesine, revize edilmesinden yanayım. Ki insanlar biraz dışarıya çıkmaya da fırsat bulsun. Bir en büyük etkenlerden birisi budur. Yıllarca başka şirketin yöneticiliğini yaptım. 300-350 bin turistimiz vardı. Ama tura çıkan oran %10'du. Yani bu oranlarda, yani şöyle söyleyeyim, Antalya'ya 15 milyon turist geldi. 1,5 milyonu o zaman Antalya'ya inebildi. O zaman bir şey olmalı. O bir şey de işte otellerdeki bizim çok yoğun ve kapsamlı sunduğumuz her şey dahil sistemi. Kaldırılmamalı ama bir elden geçirilip gözden geçirilmeli. O zaman inanın Akseki'ye de gidecektir bu insanlar. Perge'ye de gidecektir. Patara'ya da gidecektir. Sistem tekrar bir gözden geçirilmeli diye düşünüyorum. Evet, turizm dostuz gündeme katıldınız bugün. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık.